Merkez bankalarının rezervleri, ülkelerin zor zamanlarda dış borç geri ödemelerini sürdürebilmeleri için kritik bir öneme sahip. İşte pandemide mesela iyi bir örnek. Geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısı 30 milyon azaldı. Turizm Türkiye için çok temel bir döviz girişi kanalı ve bu tip dönemlerde döviz girişinin sekteye uğradığı, kanalın tıkandığı dönemlerde dış borç geri ödemesini sürdürebilmek için Merkez Bankası'nın kasasındaki yani rezervlerindeki dövizler kullanılıyor. O yüzden rezerv çok kritik bir gösterge. Genel olarak bir ülkenin bir yıllık önündeki bir yıl içinde ödemesi gereken dış borç kadar Merkez Bankası'nın kasasında para olması gerekiyor. Rezerv, döviz olması gerekiyor. Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl içinde yaklaşık 180 milyar dolar döviz ödemesi var. Bu kadar ama Merkez Bankası'nın kasasında döviz yok. İşin daha dramatik tarafı Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin önemli bir kesimi swap yani para takası ile başka bankalardan alınan borçlardan oluşuyor. Onları da çıkardığımızda Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi 50 milyar dolara yakın bir seviyede olduğunu biliyoruz. Bu da Türkiye'ye dair risk algısını besliyor. Türkiye bu nedenle rezervleri bu kadar düşük olduğu için dünyanın en riskli ülkelerinden biri finansal yatırım açısından. Türkiye ile aynı kategorideki diğer ülkeler mesela Rusya, mesela Brezilya çok daha fazla yüzlerce milyar dolarlık işte Rusya'da mesela Çin'de çok daha fazla trilyonlarca dolar ama onunla kıyaslamayalım. Rusya ile kıyaslayalım. Rusya'nın yüzlerce milyar dolarlık döviz rezervi var. Türkiye'nin yok. Şimdi bu bir risk kaynağı. Ama buna rağmen dolar 7 liranın altına inmişti. Bu gerçek değişmediği halde. Çünkü Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal politika faizini %10,25'ten 17'ye çıkarmıştı ve bir anda Türkiye sıcak paraya reel faiz veren, en fazla reel faizi veren ülkelerden biri haline gelmişti. Bunun etkisiyle Türkiye'ye Kasım'dan bu yana yaklaşık 20 milyar dolara yakın sıcak para girişi oldu ve işte bu sayede dolar 7 liranın altına indi. Peki şimdi niye yükseliyor? 7,17'yi gördü bugün bu yorum yaptığım dakikalarda. Çünkü bunun arkasında iki sebep var. Bir, ekonomik, iki, siyasi. Ekonomik sebep Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizinin yükseliyor olması. Çok karmaşık bir şey, buna girmeyelim ama dolar rın faizi yani 10 yıllık tahvilin faizi yükseldiğinde bu da doları yukarı doğru iten bir faktör. Dolar yükseldiğinde haliyle başka paralar karşısında olduğu gibi TL karşısında da değer kazanıyor ya da değer kazanacağı bekleniyor. Değer kazanması bekleniyor. İkinci sebep ve bence asıl sebep siyasi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemindeki rezerv politikasına sahip çıktı. Hiçbir yanlış yapılmadığını söyledi. Oysa o dönemde yaklaşık 128 milyar dolarlık satışın yapıldığını biliyoruz. Onun döneminde yine Merkez Bankası rezervlerinin eksiye indiğini, tarihte ilk kez eksiye indiğini de biliyoruz. Evet, Erdoğan'ın söylediği gibi bütün bu satışlar veya iktidar partisinden çeşitli yetkililerin söylediği gibi bu satışların hepsi kayıtlı ama kayıtlı olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bir ülkenin rezervlerinin bu denli ekside olması ne derece doğrudur? Çok tartışmalı ve bana kalırsa ve birçok uzmana kalırsa son derece yanlış bir politikanın sonucu. Ama Erdoğan'ın bu politikaya sahip çıkması şu anda Türkiye'de yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve yeni Merkez Bankası Başkanı tarafından uygulanan ortodoks yani genel kabul gören ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği, kalıcılığı konusunda kafalarda bir soru işareti oluşturdu. Evet, şu anda bir ortodoks politikalara dönüş var. Ağbal, Merkez Bankası Başkanı ve Elvan, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak döneminin politikalarını değiştirdi ve daha genel kabul gören politikalara geçti. Ama
acaba ne kadar bu politikalar sürdürülebilir olacak? Cumhurbaşkanı, devletin başı rezerv satışlarına sahip çıktığına göre demek ki o politikalara dair herhangi bir eleştiri, herhangi bir memnuniyetsizlik yok. Önümüzdeki dönemde, belki hemen değil ama 5 ay sonra, 10 ay sonra o politikalara geri dönülmeyeceğinin, faizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden indirim istemeyeceğinin, şu anki pozitif reel faizin yeniden negatife inmeyeceğinin bir garantisi yok. Zaten yoktu. Ama Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Ağbal o kadar bu konuda ısrarlı konuşmalar yapmıştı ki acaba gerçekten Merkez Bankası şu anki politikayı uzun bir süre, yani en az bir sene boyunca sürdürür mü sorusuna olumlu yanıt verenlerin sayısı artmaya başlamıştı. Yabancı yatırımcı inanır olmuştu Ağbal'a. Ama Erdoğan'ın önceki günkü konuşması, Albayrak döneminin politikalarına sahip çıkması bu algıyı yeniden değiştirdi. Yeniden kaygıyı yatırımcılar arasında, piyasa aktörleri arasında arttırmaya başladı. Ve Türkiye'nin şu an uyguladığı ortodoks, genel kabul gören ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği yeniden bir soru işareti yaratıldı. Soru işaretine konu oldu. Doların 7.17'ye yükselmesinin sebeplerinden eğer bir tanesi Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizinin yükselmesi, işte 1.30'u geçmesi, 1.50'ye doğru yol almasıysa, söylenmeyen, konuşulmayan, pek çok kanalda bulamayacağınız ama bizim işte T24'te bağımsız kanalda söylemekten çekinmeyeceğimiz, söylememiz gerektiğini düşündüğümüz ikinci sebep, biraz önce anlattığım siyasi sebep.